Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Uzun bir aralıktan sonra Allah hayırlı ve bereketli yapsın. Bizi birbirimizden dünya ve ahirette ayırmasın. Amin. Hizmet-i İmaniye Kur'an'ı daim kayım sayım eylesin ve iştirak amal-i uhreviyeden bizi ve bizi sevenleri, evlad-ı ihanelerimizi, bizim de sevdiklerimizi ve hissesini azim eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze istikametullah nasip eylesin. Şimdi uzun bir ayrılıktan sonra gene itikada devam ediyoruz. Malum zaten biliyorsunuz, harici ders yaptığımızı zannediyoruz. Oysa biz bizdeyiz, biz bize geldik, biz bu dünyaya gelmiş gibi gözükürken biz bizdeydik, biz bizdeyiz, biz bizdeyiz. Ve biz bizi keşfetmeye uğraşıyoruz. Hariç okurken kendimizi okuyoruz. Ona delip sıkılıyoruz veya rahatlıyoruz. Yani sığır haberi seyretse sıkılmaz. İnsan sıkılıyor. Çünkü taşınıyor içeriye. Şimdi bu insan denilen bir meçhul. Mec'ul değil. Mec'ul değil. Meçhul. Meçhul. Yani bilinmez. Yumak. İnsan. Çünkü Allah'ın sırrıdır. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Böyle bir şey. 18 bin alemin cemidir. Kendini de idare etmek zordur. Evinizden fazla çoluk çocuğunuzla, hanımınızla beraber 6-7 kişisiniz, 10 kişisiniz. İdare etmek, onların gelir giderlerini, isteklerini, arzularını, mekteplerini, elbisesini, yiyeceğini, giyeceğini idare etmek, dengesini koymak her daim mümkün olmadığı için kavga gürültü yapıyoruz. Kaç kişi? 7 kişi. Bir şehir düşünün ki 18 bin tane ev var, birisi Alman, birisi Fransız, birisi Kürt, birisi Çerkez. Bunların ihtiyaçlarını vaktinde ve kavga ettirmeden komşuluklarını muhafaza ederek o şehri idare etmek. 18 bin tane öbek öbek ev var burada. Aile kalıyor burada. 18 bin tane. Efratlarını bilmiyoruz. 18 bin alem demektir. İnsan cem-i cem'dir. Bunları istikametine koymak zordur. Yani zor. Neyi zordur? Niçin zordur? Zor dediğimiz için zordur. Aslında zor denen bir şey yok. Yeter ki merak et. Bu insan denilen bu meçhul, dima esas olmuş. Ya dünyasını cehenneme ya da cennete çevirmiş. Yaşanmaz hale kılmış veya cennete dönüştürmüş. Öyle bir hal kazanmış ki orayı burada yaşattırıyor. Ahireti burada yaşamamıza vesile oluyor. Böyle et ve kemik düşünmeyin. Mucize zaten burada. Binanın içinde oturuyoruz. Binaya biz benzemediğimiz gibi et ve kemik bedende ama hiç onunla alakası olmayan, dahilde olup imtizaç etmeyen bir sistem var ruh. Ruhun ruhu var. Benim var, daha arkası, imanın imanı olduğu gibi. İşte bu insanı idare etmek, kendini yönetmek adına dimağın 7. mertebesi itikat. Kaçıncı ders olduğunu bilmiyorum. 52 yani. 52, oraya... 51'i başka yerde yaptınız. 51'i bizde de yaptınız yani. Yaptım. O zaman ben orayı şey yapayım, onu da yapmışım. Arkayı çevirelim abi isterseniz. Demesi galiba. Evet. Arkayı çevireyim mi? Ben... Şimdi yüksüz. Ben... Bunu hemen şey yaparız. Lazım yok. Değil, lazım hemen şey yaparım. Dima... 52. Tarih kaç abiler? 9. 9 mu? 9. İtikat kaç oldu? 15. 15 intikat dersi. Biz bunu kurtulmuş. Hmm.
Bazılar diyor, niye mekanı yazıyorsunuz? Adam mekansız bir şey yapmamış. Zaman ve mekan. Evet, zaman ve mekan çok önemlidir. Nerede, ne işlerdi? Şimdi ben bir hulasa edeceğim herhalde geçen şeyi. Tabii iki ay geçti. Değil mi? Herhalde bu son haftanın dersiydi. Buradaki son hafta. Son hafta. İtikadın kalitesi terklerle. Çünkü itikat dimağa aittir. İman kalbe aittir. İmanın kalitesini de tecerrütlerle kalp olduğu için artıyor. Yani bak ilginçtir. Mesela Allah'a ibadetle olmuyor. Nafileler var. Nafilelerin ruhunda terk var. Yani mesela nafile namaz vesaire ama bir şeyi terk ediyorsun. Terk var. Vahiy itikadı oluşturuyor. Demiştik. İtikad terklerle hem çapı hem de kalitesi artıyor. Hem meyvedir hem de meyvedeki çekirdekle ağacın çekirdeğidir. Hatem, risaletin nur ve sıfatlarla oluşur diye itikadı risaletin nur. Mesela Risale-i Nur, Risaletin Nur, Sıracı Nur, Sürç. Tabirler var, dört tane. Dört veya beş tane. Şimdi bir meşgul olmayan Risaletin Nur, Risale-i Nur ne var? Mesela birinci şuada ne var? Ne işleniyor? Ayetler işleniyor. Değil mi? Asra hitap eden ayetler işleniyor. Risale-i Nur buna en cami bir muhatap. Anlattığı anlamı en güzel yerine getiren bakıyorsun diyor. Bu mananın, ayetin, mananın muhatabı Risale-i Nur'dur diyor. Sebebi diyor ki, bak bu anlattı böyle böyle, bu küfür hareketi olacak. Buna karşı iman hareketi olacak tamirci. Baktığın zaman iman tamir noktasında Risale-i Nur'dan başka kimse gözükmüyor. O zaman bu ayetin birinci muhatabı Risale-i Nur'dur. Bak böyle çıkıyor. Böyle bir tefsir. Dolayısıyla orada Risaletin nuru kullanıyor çoğunlukla. Niye? Vahiy ile alakalı Risalete geçtiği zaman. Risalet yönü, Risalet. Evet. Risalet canibi oldu. Evet. Yani o taraf. Risaleti anlatan, vahiy cihetini anlatan mevzular olduğu zaman Risaletin nur oluyor. Risalet oluyor. Eğer bir ilmi bir şey varsa Risale-i Nur oluyor. Mesela gayetle anlatan ayrı bir şey. Şimdi onu da geçiyoruz. Bakayım ne var, ne konuşmuştuk. Munafın Risale-i Nur'da üç tane sıfatı var. Ben böyle alayım ki orada oturanlar rahat etsin. Dua, sağlam dua edin de Allah geniş bir yer olsun. Geldi mi? Bak otor yerde vardı. Tamam, ben seni kurtarmak için. Geniş bir inşallah nasip eder bir mekan. İnşallah. Onu da yapacağız. İki kat alacağız. 2,5 kat. Yer mekan değil. En üst katta ders yapacağız. Gürültü gitmesin diye alt katı da bize olacak. Ve vakıf yetiştireceğiz. Yani daireye dönüştürdük şimdi. Öğlen eğitimimiz var bilin. Münafık risalede geçiyor. İtikatsızdır. Kalpsizdir, vicdansızdır ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aleyhindedir. 3 tane sıfat. En büyük bir sınış oluruz. Vicdan da irade zil malumiyiz. Burhan, A, B, C, Ç, D, E, F, E, G den ezberle. Burhan, D, F. Burhan deli, hüccet ile çalışıyor. Yani Risale'de gördüğümüz zaman Burhan deyince iradeyi güçlendiriyor. Ondan sonra şeytan, ha burası çok önemli bir şeydi. Dimağda tahayyül ve tasavvur, dimağın iki tane gözü olarak kabul ediliyor. Tahayyül ve tasavvur. Bir tanesi manayı görüyor. Bir tanesi de şekli görüyor. Zaman ve mekan gibi. Dimağın gözüdür. Bu tahayyül ve tasavvur. Şeytan buraya vehim ve vesveselerini atar. Atar. Ondan sonra Ali radıyallahu anh'a niye demişiz bilmiyorum. İlim. Onu şey yapmışız. 4 mertebe
dört halifeye işaret ediyor diye. Harika. Tamam. Harika. İlim, İzan, Osman, İltizam, Ömer, İtikat, Ebu Bekir demiştik. Vay be. Sıfatları. Ebu Bekir. Ömer. Ömer. Osman. Osman hakikaten kalp ya. Öyle de tutuyor ki. Yani itikatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benden sonra diyor. Peygamber gelse ki ümmetimin imanı bir tarafa, Ebu Bekir'in imanı bir tarafa. Yani sadakat ya, o da zatibet var ya. Evet. Acayip sadabet, sadakat. İltizam da böyle taassup ve eylem. Eylemde Ömer, hakikaten. İzan da kalp ve yumuşaklık. Kalbe giden yol, Osman zaten. Tasdik denen ilim ki Hazreti Ali söylüyor. Yani ne kadar acayip şey yapıyor. Ondan sonra melekler vahiy atar insana, ilham da atar. Bazıları da sunat, tulat, işaret değil, onları da attığını söylüyor ki var. O da var ama temel buydu. Şimdi burası bitiyor. Ben orada metin okurken bir tanesi silse Erdinç bu işi yapıyor. Ondan sonra ben silmedim ki sabah sınavımıza şey olur. Sayfa 235'te miyiz? Nasıl işaretlediyseniz? Yok, işaretledi. Ben de hep okuduklarımız kurşun kalemle. Var böyle şey yani. Yani mesela kurşun kalemle işte okuduklarımı işaretlemişim. Bir de aynı yer okumayalım diye. Ne okuduksa. Yani notalarım varsa söyle. Evet. Tamam, 235'i açın. Olan bu itikattan sonra salavet okuyacağız. O da var değil mi? Hazır. Evet, hazır. Sonra hazır olabilecek misiniz bana? Yani bu çok dehşetli bir şey. Tahayyüle gireceğiz. Yani hiçbir yerinde bizzat bulunamaz şeytan. Tahayyül ve tasavvurda bulunabiliyor. Yani şeytansız da tahayyül ve tasavvur işlenemez. Şeytanın sistemi de anlatılması lazım orada. Onun için dehşetli bir yer. Serbest bölgede. Peki, Emir Dabir 267. Doktorum bu bitmez abim. Bu kabirde aşk. Yeter ki biz mana ile canlı duralım. Gaye de bu zaten. Her öğrendikçe Dözer'in bir yol açtığı gibi, dağda bir yol açıyor, bir metrede ilerliyor, yolu götürüyor. Her böyle öğrendikçe, öğrendiğim şeyle içeri doğru daldıkça bu tarafa hakim oluyoruz. Buradan, mesela diyelim ki ağaca çıkıyorsunuz, birinci daldasınız, hakim olduğunuz o kadar. Yukarıya hakim olamazsınız. Yukarıda kuş mu var, canavar mı var, ilan mı var? Ne kadar ağacın dalına yükselirseniz aşağıya hakim olursunuz. Şimdi aşağıdasın, yukarıdaki sıkıntıyı blok etmeye çalışıyorsun. Edemezsin. Emirdağ 1267 diyor ki, ben de o kardeşlerimin pek ziyade, yani çok önemli bir şey bak. Şunu kastediyor buraya girmeden. Adam küfür eder, kızarsınız. Adam iyilik eder, takdir edersiniz. Adam bir şey dersiniz, mukabele edersiniz, aldatır, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Hep adamdır karşınızda, kadın eş. Bir şey anlayacağım. İlk defa rastladım. Lemalarda geçiyor. Vefasızlık görüyor. Hiç tahmin etmediğim bir kişide bir vefasızlık görüyor. Yani adam küfür etti, yumruk attı, doğru yaptı, ikram etti. Hep muhatap o. İyilik ve kötülük ona yaparsınız. Bunu kaçırmayın burayı. O. Ne yaparsa yapsın karşınızda o var. Vefasızlık yapınca hiç onu görmüyorsunuz. İnsan dünyadan ürküyor. Dünyadan diyor ürkmem geldi diyor. Yani kişiyi geçiyor mevzu. Kişiyi geçiyor. Bu korkunç bir şey yani. Yani anladınız mı bunu? Evet. Bak, bana yumruk attın, ben de yumruk atıyorum. Dünyadan küsmüyorum. Bana iyilik yaptın. Dünyayı putlaştırmıyorum, sana iyilik yapıyorum. Sensin gene. Bana
vefasızlık yaptın, hiç senin için görmüyor. Dünyada nefret, ürkmem geldi. Ondan çıkıyor. Boşanmalar da böyle değil mi abi? Vefasız boşanıyorlar ya. O da yani hayat anlamsız oluyor. Bitiriyor değil mi hayatı? Beni biraz kaptı bu beni. Bunu, bu beni biraz kaptı da ondan bunu yakalayalım. Risale'de, lemalarda geçiyor. Lemalarda geçiyor. Hiç ummadığım zattan bir vefasızlık gördüm diyor. Dünyadan diyor, ürktüm diyor. Usta geçiyor diyor lan. Hatırladınız mı? Evet. Dünyadan ürktüm. Dünyayla ne alakası? Adamdan ürk. Bir Müslüman hele hele hizmet eden, hizmet iddia eden bir cemaatin tepesindeki bir insan bunu, bu hırsızlığı nasıl yapar? Görünce hırsızlığını, bilince hırsızlığını dünyadan ürktü. Ya. Dünyadan ürktü. Dünyadan ürktü. Dünyadan ürktüm diyor. Çölde, bismillah, çölde yolda birini görüyor, bedevi. Alıyor onun yanına. Yani bir 5-10 yıl kısadır aslında da. Ata dönüşümünü biniyorlar ya, ata mı deveye mi? En sonra yolda yardımcı olmak için yanına aldığı kişi dönüşümünü bindiği zaman Hazreti Ömer. Atı, işte elin kısa vardı. Atın sahibini orada bırakıp gidiyor ya abi. Evet. Hazreti Ömer değil mi? Hazreti Ömer. Tamam. Hikaye başka. Evet. Çölde bırakıyor kişiyi. Tamam. Ben kıssayı bilen var mı biliyorum. O kişinin bir ciddi bir sitemi oluyor orada. Mevlana Cahit Ömer Hazretleri'nin içine geçiyor galiba. Şey diyor. Evet. Sen benim atım değil, vicdanımı çalıyorsun diyor. Değil mi? Öyle bir şey var. Evet. İnsan vefasızlığı. Yani vefasızlık şey taşıyor diyorum. Nasıl bir sıfatsa yani insanı yapılandıran, hayat anlamlandıran olduğu gibi kişi hiç hatırına gelmiyor. Onunla uğraştım biraz. Vefa nedir? Vefasızlık nedir? Biraz Risale'nde vefayı çıkarttım. Risale-i Nur'da sırf vefa. 5 diye bir ders var galiba. Yani niçin anlattım biliyor musun? İnsan çok garibine gidiyor Risale-i Nur gözüyle baktığın zaman. Ona kızman gerekirken bana hiç hatırına bile gelmiyor. İçeride şey var. Abi vardı ha. Hiç hatırına gelmiyor. Bunları okurken hariç okuduğumuzu zannediyor. Yani öyle çok okuduğumu zannediyoruz. Bu sensin. Ha bu doktorluğum başlasın. Doktorluk binayı tamir ediyor. Elektrik su. Burada oturan ruh var. Ruh var. Ruhta oturmadan oturan, olmadan var olan bir emre var. Birbirinin içine girmiş. Allah Resulü'nün tabiriyle senin bütün bu dünya birinci semaya göre çöle atılmış yüzük kadardır. 2-3'e göre, 3-1'e göre vesaire 7. Bütün kürs, zihnini buraya çarpın, o bilir çarpın. Mesela diyor ki Allah Resulü, 7 kat sema. Kürse göre çöle atılmış yüzük kadarmış. Hadis biliyoruz. Böyle bir kürs, arşa göre, cennete göre diyor, sonra arşa göre, bir soruya göre çöle atılmış yüzük kadarmış. Bunlar hep sende biliyor musun? Çölde yılan var, akrep var, böcek var, sıcaklık var, gece esiyor, kum fırtınası boğar seni. Bazen işte biraz önce duydun, kum fırtınası. Bazen bir rüzgar, bazen bir deprem. Acımayın fazla. Bizim köyde vurgun oldu. Çocuktum, gittim. Kardeş kardeşi vurdu. Babaannem
babaannem ne oldu o uşağım dedi böyle. Babaannem zaten babaanne dedim. Falanca dedim abi kardeşini vurdu. Vurduk. Ona hiçbir şey sormadan ah şu şeytan gibi kadın yok mu dedi. Biz kadın direkt söyledi ve ekledi. Vuran mazluma ölen zalim ne yapmıştı ki bunu yapabildi diyor. Ölene zalim diyor. Hiç daha mahkeme kurmadan. Hemen hükmü demin. Ah biz kadın şeytanlar, şeytan gibi. Bak kardeşi kardeşi vurdurttuk dedi. Hiç de olmadan hemen kardeşi kardeşi ancak kadın vurdurtur. Cennetinde ancak ihracın kadınla olur. Dünya cennet misali dünyada çıkartıyoruz. Yani çok tuhaf yani bu bağırmalarına şey. Ben de o kardeşimin pek ziyade hüsnü zanlarını bir nevi dua ve bir temenni ve nur talebelerinin kemalat itikatlarının bir tereşüğü gördüğümden onlar çok ilişmezdim. Onlara mı? Onlar olmasın zaten. Bakarsınız, yanlış yazdım galiba, o gördüğümden onlara mı çok ilişmezdi. Emirdağ bir şey yapayım ben, Emirdağ 1, 267. Onlara çok ilişmez. He. Etikattan tabii gördüğümden onlara. Yani kardeşler siz nasıl dinliyorsunuz, Gafur nasıl dinliyor? Aranızdaki farkı görüyor musunuz yani? Gafur'u devreye sokma. Gerçek zannedecek abi. Esas zannedecek, inanacak. Gerçektir ya. Onlara çok ilişmezdim. Ha şimdi ben bundan ne anladım? Bağlanmak, bağ kurmak zahirde itikattır. Bağ kurmak, bağlanmak batında imandır. Zahir bağlar itikattır, batini bağlar imandır. Allah-u Alem batında iman, zahirde itikat, itikat bağ oluyor. Allah ile iman, iman arasında berzahlık yapıyor itikat. Tıpkı Azrail Aleyhisselam gibi hücumlar, yanlışlıklar ilk önce itikada geliyor. Yani mesela itikadı niye koydu diye soru sordum. İman var, itikada ne gerek var? İman o kadar kutsi ve kıymetli, ulvi ve âli ki ona da zeval gelmesin diye ilk darbe itikada geliyor. İtikadı bozuk olanlara okumuştuk hatırlarsınız. Ne deniliyor? Cebriye veya Mutezile. Ehli bidâ. İtikadı bozuk olan kafir değil. Ama imanı bozuk olan kafir olur. Yani ona tampon gelmesin diye, darbe gelmesin diye tamponlar koymuş. Sanki itikad biraz şey gibi, velayet gibi. İman da risalet gibi. Yani şey dur, gibi. Evet, onun oluşturduğu gibi. Yani bizim aslında hani itikad niye var? Bir velayetin olacak. Yani bizim velayetimiz itikada kadar gidiyor. Evet. Ondan sonra bir verilen var. Ha, verilenler yani kabul görmüş. İman senin alakası yok. İtikad senin alakalıdır. Yani niye varın hani bir cevabı olarak açıkçası evet. Bir velayet gerekiyor senin için. Gerekiyor. Senin velayetin de itikadına kadar. Adeta itikadına verilen cevaptır iman. Tabii. İntikadla nesep gibi. Gibi evet. Mesela şöyle. Güneş var. Camı ben panjuru kaldırdım içeriye yapılandırdı. Isıttı, mikrop öldürdü, bitkiler büyüdü vesaire. Üşümem gitti. Mikrop gitti, dezenfekte oldu, oluyor. Kaldırmadım, mahrumuz. Yani o güneş haşağıla ışığın gelmesi, hidayet, onaylamam, yani içeriye almam beni, panjur kaldı, iman. Şimdi içeriye giren güneş benim değil ama onayladım. İman verilendir, itikad seni oluşturuyorsun. İslamiyet işte, Ahmet İslam, Yurus'tan hesap. Yani bulunla, bulu çağı, rüşt çağı, risalet, nübüvvet gibi, tamam mı? Oluşturuyor. İtikadı siz oluşturuyorsunuz. İman
Allah'ın zatını koydu bilmiyor. Yani hani Miraç'taki diyor, velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Velayet çıktın, sonra şey yaptın, geri döndün imanla. Evet, imanla geri döndük gibi. Tabi divan, bekçi... Çok büyük bir su verir misin şey, o kayıt? Bekçi iman olması var ya, burada bu rütbe tamamen itikada aittir diyebilir miyiz, yoksa divan bütünlüğünde bunda etkisi... Bütünlüğü oluşturuyor. İtikattır demek o zaman... Hayır, itikattır. İtikattır ama itikadı oluşturan bütünlüktür. Mesela bu dersi yapıyoruz ama külliyatın hazmedilmemiş, hakim olmayan bu ders rahat konuşamaz. Ayrıca... O ne dediğini hepimiz anladık. Gibi yani, itikat öyle demek istiyor. İtikat da zaten bütünlükte dima gibi gözüküyor abi. Dimağın bütünlüğü gibi gözüküyor. Şimdi burada 267'de şunu çıkarttı Kulansa. Zahir itikattır, batın imandır. İkisi de batındır. İtikat bizi risalete bağlar. Siki tasdiki gaybe 132. Siz kutsi ile şefkat-ı mukaddese muhabbet münese yaptın. Kutsi ile münese. Farkını yaptınız mı? Kofur abiler yapacaktı ama daha hazırlanmadılar. Bu çarşamba yapıyor musunuz? Yapacaktı. Bu çarşamba mümkün değil. Onu sanmıyorum. Hazır diyordun. Yani... Bak, mukaddes ile münese. Bir tane ben size şey vereyim. Bir tane sıfattır, bir tane zattır. Evet. Evet. Çünkü zahirdir külliyatta var. Açık. O kutsi zat diyor. Ne anlattım? 149 sikî tasî gaybeden hatırladım. 132. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kalaları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan. İtikadın da taklidisi varmış, taklit. Zahir de gidiyor. Sonra sebebi, istinat kalaları sarsılmış. İki, istinat kaleleri uzaklaşmış, istinat kalaları perdelenmiş diyor. Sarsılmış, sarsılma, uzaklaşma, perdelenme. Hem zamanın dehşetinden, hem bu asrın şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Şair-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ettiği talibatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesinden, hem o fitnelerin salvetinden, bu sayılanlar nedir bu? İtikadın istinat kalanını oluşturuyorlarmış. Yani itikadın kalaları sarsılması, uzaklaşması, perdelenmesinin sebebi 1. Zamanın emniyetinden 2. Hem bu asrın şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve Şair-i Ahmedi Aleyhisselatü ettiği talibatın dehşetinden, hem bu ahir zamanda fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesinden, hem o fitnelerin sahibetinden, evet, bu asrın dehşetinden, bunlardan dolayı taklidi olan itikadın istinat kalanı sarsılmış, uzaklaşmış, perdelenmiş olduğundan, demek taklit itikat var, tahkik itikat var, taklidi itikat yukarıda sayılan sebeplerle sarsılıyor. Bu çok önemli olduğu için yazacağım. Biraz uzun, benim için sıkıntı olacak ama bu çok önemli. Bu sisteme dönüştürdük. Burada abi çok değilse o tahkiki mevzusunda hani demek yani itikat tamamen iman netice vermemesi, taklidi olması. Evet. Biz taklidi olmasında neye bağlamıştık hatırlarsak? Tahayyül tasavvurundaki kısmı itikat olarak kabul etmiş idi. Evet. Aslında süreç tam çalışmamıştı. Yani izan, tasdik, normalde şey çıkmadı, bir bütünlük oluşmamıştı. Evet. Tahayyül tasavvuru onun itikadı haline geldi. Zannetmiş. Zanları artık onun kabul ettiği taklidi olmuştu. Evet. Ondan zaten hastalıklarını türevdi, oradan başlamıştı. Öyle bağlamıştı. Ben mahvoldum. Ama bütünlük çalışsaydı o zaman tahkiki bir itikat olacaktı ve imana ona netice verecek. Netice verecek. Harika, evet. Ondan sonra ben şimdi şu
çok önemli olduğu için hülasa ediyorum. İtikadın kalaları. Osman abi, itikadın kalaları diyor, dimağın alt mertebeleri değil mi bunlar? İtikadın kalaları nedir diye sorduğunuz zaman. İfade nasıl edilir? Sanki de onu da söylemiş oldunuz. Doğru. O aslında evet, itikadın sınav kalaları aşağıda saydığı şeyler miydi ki acaba? Maddelerden birisi mi itikadın? Mesela şu sarsılması. Yani tasdik. İzan. İzan, iltizam, sarsılması. Uzaklaşması. Kaldı. Özür dilerim. Erdelenmesini sebep. İtikadın kalaları, Hasan abi şöyle desek, olur mu deneyelim, şeyin alarmı dediği gibi. İtikadın altındaki tasdik, izan, iltizam olsa kalaları, onun şeyleri ya. He. Mesela acaba. O zaman ondan sonra şey yapalım, yazalım. Bu sarı ifade eden, tamam. Kendisi okudum ya. Uyarsa uymaz. He. Mesela, istinat kalaları sarsılmış, uzaklaşmış, perdelenmiş. Aynı uyabilir. Ben de şimdi ilgimi çekti o söylerken. Şimdi bir yeşil bitmek üzere mi? Okunuyor mu? Görüyor musunuz? Okunuyor. Okunuyor. Zor değil mi anlayabilmek ya? Zamanın ehemmiyetinden zaman itikat üzerinde etkisi var mı abi? Orada? Var. Dehresması ya. Bu madde skill testing ön tarafında daha şeyden skill testing hem bu aslında yaratıcı çıkıyor. Evet. Skeptizde.
şey. Sıkıya girelimiz de geçiyor. Yani bu saydığımız şeyler sarsılınca, uzaklaşınca, perdelenince itikat taklidi oluyor değil mi abi? Evet. Yoksa taklidi itikat olduğu için bunlar olmuyor. Nasıl? Yani bunlar sonuç mudur yoksa sebebi midir yani taklidi inanın sebebi midir? Bunlar sanki itikadın dış etkenleri. Dış etkenler, senin dışındaki etkenler gibi. Yani içeride ayrı var zaten hani bizim kendi içsel. Bu da sanki dış etkenler. Zamandan, asrın dehşeti olması, ümmet istihaze etmesi aslında ne var? Asır, aşağıda da asır var. Biz kendi savretinden bir şeyler. Emniyetten gelmişler. Kimi gitsin? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selam. Şimdi bak. Demek taklidi itikat var. Tahkiki itikat var. Taklidi itikat şuydu. Onu da hemen yapmam lazım ki bu da çok önemli. Şuraya yapıyorum. Tahayyül. Bu mühim biliyor musunuz? Bu da tasavvur. Tasavvur. Şurası. Burada tahakkur. Tasdik. İzan. Yok, şuradan başlamıyor. Adam gibi yapalım. Tahayyül mü? Tamam abi. Şimdi burası berza. Burası takut tasdik. Burası da tasdik. İzan, iltizam, itikat. Burası da itikat. Tamam. Şimdi niye çizdim biliyor musunuz? Burası serbest bölge. Serbest bölge. Şuraya Allah ve melekleri ervah-ı aliyeler, Allah melekleri,
Mevadi aliyeler, aliyeler. Buraya ise şeytan, kafir cinler, ervahı habiseler, mevadi şerirlerdir. Mevadi şerirler. Şimdi şerde koyalım iki tane de, tamam mı? Şimdi burası niçin önemli? Burası için. Şimdi Osman biraz önce de bahsetmişti. Bu tahayyül ve tasavvurun oluşturduğu itikat zannediyor. Yani burası neresi? Bak bunu bu zannediyor. Bunun adı taklid iman. Taklid itikat. Şey itikat tabii. Bunu zannediyor. Taklid itikat. Bu ikinci yol. İkinci yol sözler 142. Bu birinci yol. İkinci yol. İki yukarısı değil mi? Üçüncü yol. Üçüncü yol orası. O orası üçüncü yol. İkinci yol. Birincisi iman edip iman ettiği gibi. Yazdığınız doğru şu an. Evet. Birinci yol. Bir o yol. O doğru. İki yukarıda. Burası ikinci. Aslında ikinci yolda şey şu an fark ne gözüküyor? Yani vahyi şeye gelmiyor. Tavkule vahyi dinlemiyor tam manasıyla. Yani tahayyül tasavvuru serbestte kalıyor. Onun için ikinci hep o tahayyül tasavvuru itikat gibi kabul ediyor. Yani vahiyle beslenip bu hiç konumuz şey, değil. Bu kafir. Ha, o üçüncü yol yazın abi. O da üçüncü yol. Üçüncü yazıyor aslında. He. Üç. Bu, ya he. Üçüncü o üç yazıyor. Kabre girecek üç yoldan o öyle tanımlanmış. Üçüncü yol. He kafir de kafir. Bu kafir. Bakamıyor üç. Yani aslında burada biz taklidi, tahkikiyi ayırmamıştık bu şekilde. Yani ikinci yolu taklidi diyebilirsiniz ama itikat gözükmüyor. Tahir tasavvur olarak gözüküyor. Sözler. Birinci yol neydi? İman edip imanı gibi yaşayan. İkinci yol itikat ettiği gibi yaşamaya. Üçüncü yol tersi gösteriyor. Üçüncü yol. İtikat bu. İtikat ettiği gibi yaşamaya. Üçüncüsü inkar eder zaten. Putlara itikat yapmış. Küfre inanmış. Şimdi burayı itikat zannediyor. Burası, bak şuraya bak, nerede? Şimdi, o zaman bunu, bu sistemi, buradakini, hani şöyle uygulayayım. Benim itikadım bozuk, ben iyi değilim, Allah beni sevmiyor diyen adam buradadır. İtikadı bozuk zannediyor, burası bozukluğundan. Buranın karmaşıklığını bunu zannediyor. Sebebi niye korkuyor bundan? Buranın serbest bölge olduğunu bilmiyor. Burayı da ben zannediyor. Yani eğer sende farklı bir sistemin, şeytanın işlediğini inanıyor da itikat etmiyor yani. Yani uygula eyleme, psikolojiyi uygula. Şeytan var mı yok mu? Kafasında gizli bir karnes saklanmıştı. Peki şeytan senin kafanda nerede olacak? Burada işte. Buradaki şeytanın sözünü kendi sözünü zanneder. Bu sefer ne olur? Kendinden kendine savaş yapar. Yani dert benim, derman da benim. Sıkıntı benim, üreten de benim. Savaşılan da savaşan da benim. Ne kadar korkun, o zaman ilaç bitmez bu. Habire ilaç kullanırsın. Yani çeşit çeşit doktor dolaşırsın. Ha? Bir doktor gelir, bunu güzel tasvir eder, o iyi bir doktor falan, biraz sonra biter. Sonra başka bir doktor gelir, tahayyülünü iyi kullanıyor sana. O rahatlıyorsun, o iyi doktor, bu ilaç ayrı, bunun ilacı ayrı, bütünün ilacı ayrı vesaire. Yani bende bir sistem var, benimle alakası yok. Ama özelliği şu, istekleri, hisleri, meyilleri
bana hissettiriyor Gafur. Gafur. Yani onun isteği kendi isteğin gibi olabiliyor. Şöyle diyeyim de tamam. Bu çok önemli olduğu için duruyorum. Bir ayna düşün şu kalbi. Seni gösterir mi abi? Gösterir. Peki bu ayna senin duygularını, fikirlerini, isteğini gösterir mi? Öyle bir ayna düşün ki ya Gafur. Öyle bir ayna düşün ki senin duygularını da gösterse. Hislerini, meylerini, arzularını, fikirlerini. Bu ayna işte. Bu aynadır. Aynı zamanda aynadır. Ayna. Yani nasıl bir ayna? Beş duygunun göremediğini gösteren bir ayna. Beş duygunun gösteremediğini gösteren ayna. Şimdi şöyle diyeyim. Adam orayı tanımıyor. Bu çok önemli. Çok duruyorum. Hep önemli diyorum. Ben Gafur'u görmüyorum. Ben bu aynaya bakıyorum. Allah Allah. Mantıklı olsun. Ayna. Ben orayı görmüyorum. Allah Allah. Şuraya bak ya, bundan düşünüyorum. Bunları istiyorum. Bu benimle Gafur'u gösteriyor, Gafur'u ben zannediyorum kendimi. Bir daha. Şeytanın yanına dedi. Bu ayna öyle bir özelliği var ki beş duygunun gösteremediğini gösteriyor. Lavadaki ayna gibi değil. Duyguları gösteriyor. Hisleri gösteriyor. Latifeleri gösteriyor. Meyilleri gösteriyor. Arzuları gösteriyor. Korkuları gösteriyor. Endişeleri gösteriyor. Uydurukçasıyla kaygıları gösteren bir ayna. Ama ben orayı görmüyorum. Size tutmuşum ama. Bu seni görmediğim için, size inanmadığım için, sizin varlığınızı kabul etmediğim için bu ben zannediyorum. Oysa orayı gösteriyor. Ha, bu serbest bir aynadır. Şeytana tutulmuş. Şeytanın istekleri var. İyi değilim. Şeytan nasıldır? Namaz kılma demez. Aptal değil. Sistem bozmak için iyi değilim. 5 dakika sonra namaz kıl. Acaba benim bu hastalık, 7 sene önceki hastalık tekrar nüksetmesin. Buradakileri gördüğüm için, bu orayı gösterdiğine inanmadım ben. Orayı kabul, buradakileri ben kabul ediyorum. İşte ustak da burada bunu söylüyor. Diyor ki, onun sözünü kendi sözünü zanneder. Şuradaki sözleri benim zannediyorum. Oysa orayı gösteriyor. Ustak da aynı buna örnek bir misal veriyor. Ay, karşıda necis olsa, aynada aksetse Gafur, ayna necis olur mu? Olmaz. Yılan abi, buraya toparla, boş ver. Bırak onu. Bak, yılan orada olsa, yılan burada gözükür değil mi? Buradaki yılan ısırır mı? Hayır. Isırmaz. İki tane örnek veriyor, bak iki tane. Şeytani. Müsbetini de yapabilir miyiz abi bunun aynı şekilde? Aynı, mesela diyelim ki, peki bu ne olur? Buna tesir etmez. Peki, müsbeti yapalım. Sen buraya yansıdın, yansıtabilir miyim buraya seni? Yansıtamam. Yılanı yansıtabilir mi? Yok. Güneşi vur. Yansıtır mı yansıtır? Ha, müsbette sirayet eder. Peki o benim sözümü sanacağım onları, meleklerin şey yapar. Meleklerin iken çünkü üfürüyor, senin oluyor. Allah senden sayıyor. Mesela diyelim ki Allah malı onun değil mi? Sat bana diyor. Kimin malını kime satıyorsun? Burada melekler, ilhamlar, sunuat, tuluat, işaret, rumuzatlar, telviatlar aksediyor. Diyor ki seni değil ama Allah ben senin gibi kabul ediyorum. İlham meleklerin değil midir? Peki ilham geldi diye Allah sana sevap verecek. Ama veren de o. Sen bir metal eşi ol. Gelenlere kader isaresine geçiyor. Tasdik edip onaylarsan senin olur. Karşı çıkarsan aleyhine dönüyor. Hiçbir şey yapmasan fuzuli geçip gidiyor nehir. Nehir akıyor önünde. Üzerine bir sürü malzeme taşıyor. Alırsan seninsin. Almasan aktı gitti. Elma düştü yukarıdan. Armut var. Üzüm var bizim. Toplarken üzümler düşüyor bazen. Uçup gidiyor. Caiz midir? Caizdir yemek. İmam Azam takmalı demiş. Çünkü telef olacak.
Şimdi derenin üzerinde meyveler kayıyor. Meyveler kayıyor. Aldın mı senindir, almadın gitti. Müsbet de senin değil, şer de senin değil. Peki burada Allah, Allah olduğu için rahmetiyle diyor ki müsbetler senin değil, aynı anda gözüktüğü değil. Hariçtir. Ya vahiy yansıdı, ya ilham yansıdı değil mi? Ama buna sen sahiplendin mi? Onu öyle diyor. Az, fark, noksan, kusurun derüfte edersen, tamam mı? Peki derüfte ettiğini anlamını nasıl anlayacağız? Bir insan derüfte nasıl eder? Az, fark, noksan, kusurun derüfte ederse, enaniyetini terk ederse, bütün bütün neydi? Rıza ilahi. Yok. O çok önemli, o cümleyi üç tane. Onu nasıl anlarız? Bak. Ağlam şey miydi? Yok. Bak, enaniyetini terk edip bütün hemen onu bulayım da çok önemli o. Zihin mi? Yok. Zihin. Şurada son. Derste bahsetmiştiniz o. Ya evet. Yani Mustafa abi şey yapmıştı. Evet. Yani onları devamlı yapıyoruz ama. Yani kendimizi enaniyetini bırakıp abi, birincisi bu. Ne abi? Bir dakika. Neydi? Bir dakika. Bir insan at, yani Allah'ın rahmeti nehir gibi, tamam mı? Nehir gibi akıyor. Üzerinde şeyler var, meyveler var. Alırsan senin olur, almasan gidiyor. Şimdi Allah'ın rahmeti herkese tecelli ediyor. Almanın şekli. Bir insan aks, fark, noksan, kusurun devlukte ederse ne olur? Yani ne kadar ettinse ne olur? Bir, enaniyetini bırakır. Bıraktığı kadar aks, fark, noksan, kusurun devlukte et. İki, bizzat nefsi hiç olduğunu olur, ortaya çıkar. Bak bir daha söylüyorum. Aks, fark, noksan, kusurun devlukte etti. Ettin mi etmedin mi? Ne kadar ettin? Onun alametini söylüyorum. Oradan çıkanı söylüyorum. Kaç abi sayfa? Sayfa 478. Bak. Toprak şey. Az, fark, noksan, kusur. Buraya çekirdekler ettik. Deruhte ettin mi? Ne kadar ettin? Ettiğinin alameti. Oradan çıkan şu. Enaniyetini bırakır. Bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucibi hakikinin aynı tecellisi olduğunu gördüğü vakit bu dört tane yapmış demektir. O zaman Allah da bu aynada, şu ayna gösterdim ya, aynada gözüken senin olmadığı halde Allah ve melekleri verdiği halde senin kabul ediliyor. Bu aynadır arkadaşlar. İki aynada Ustad Mektubat'ta iki tane şey veriyor. Yılan aksetse diyor, ısırmaz aynadaki yılan. Necis aksetse ayna necis olmaz. İki şey söylüyor. Daha sana iki tane şey. Peki o akan yerde iki tane şey mi akıyor? Bir meleklerin ilham hattı, yani güzel akıyor. Sen ne alırsan o senin, senin oluyor. O senin oluyor. Şimdi bu dedi ki o Harun. Vesveseyi alırsan şey, sahiplenirsen. Bu ben dersen vesvese senindir. Peki vesveseyi niye şey yapmış? Söylüyor zaten. Teyakkuza, tahariye, ciddiyete, uyanıklığa vesiledir diyor. İşte dört tane vesile. Şimdi bak, adamın günahı velâ tezerü vâziretin vizire okra. Babanın günahı çocuğuna sirayet etmez. Ha? Şimdi burada yılan ve necis aksediyor. Bu ayna kilo olmaz. Peki müsbetini yapalım. Buraya nur aksetse, nur, yansır oraya. Tamam mı? Yansır. Şimdi bu aynayı, aynada gözükeni, psikolojinin temeli ve terakkinin vesilesini anlatıyorum. Bu aynayı, bu ayna kabul et. Ama bu ayna öyle bir şey ki, beş duygunun göstermediğini gösterir. Hisleri, fikirleri, duyguları, latifeleri, meyilleri, arzuları, hazları, kaygıları, endişeleri, korkuları, hepsi, şeytan, melek. Bu ayna yansıdı mı arkadaşlar? Şimdi soruyorum size,
bunu gördüğü halde buna şahit. Ama orayı bilmiyor. Buraya ne diyecektir? Ben diyecek. Buraya ben diyecek. Oysa orayı yansıtıyor. Burayı gördüğü anda karşıya itikad ederse bunun şerrinden kurtulur. Ustad da diyor ki onun sözünü kendi sözü zanneder diyor. 75 emirde lemalarda. Şeytanın sözü. Tamam. Eğer bu oraya yansıdı, bu buran değil, ha melekleri de burada vahiy gözükecek. Vahiy, ilham gözükecek. Sen 60 gün bir sana nasıl sevap veriyor? At, fark, noksan, kusur. Üçünü derifte etmen lazım. Adem Aleyhisselam'ın simgesiymiş bu. Oradan usta çıkarıyor. Ben nefsime zulmettim deyince bu. Adem şeytan ne dedi? Beni sen azdırdın dedi. Adem Aleyhisselam ne dedi? Az, fark, noksan, kusuru derifte etti. Derifte ettiğin alameti ne yani? Herkes der, ben de derifte ettim. Üzerime aldım. Şu, enaniyeti terk edersin. Bak, enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu. Enaniyetini bırakan bir, iki, nefsi, ha bizzat nefsi hiç olduğunu, nefsi değil. Bizzat nefsi hiç olduğunu mucibi hakiki. Mucidi, mucit. İcad eden. Mucidi hakikinin bir ayine-i tecellisi bulduğunu gördüğü vakit o adam ad, sıfat, noksan kusurunu devruhte etmiş demektir. Peki ne oluyor o zaman? Üç tane mi olduk? Yani abi aynadaki gözükenler evet, yine Allah'la yani manayı harfiyle bakıyor. O zaman enaniyetini bırakıyor zaten. Evet. Var ama onunla var. Ha, bu sen ne dedi Adem Aleyhisselam? Ben nefsime zulmettim. Kendime zulmettim deyince Allah'lık hakikati onda zahir oldu. Adem Aleyhisselam'ın en güzel iyiliği ne biliyor musun? Sen buraya taşıdı, taşımadı. Bir tane alimler öyle dermiş. Alemi gaybde kalacaktık. Alemi şehadetteki bu nisbi ve itibari hakikatlerde mahrum olacaktık. En büyük iyiliği alemi şehadeti taşımaktır. En büyük iyiliği bu beni bana ait. En büyük iyiliği şu. Tövbe denilen bir sistemin meşruiyetini ve sistemin aktifliğini kazandırdı bize. Ya olmasaydı biz ne yapacaktık? Böyle bir ses kaydım var 7 dakikalık. Var abi dinledim ben. Çok güzel, harika. Evet. Hasan abi o cümlenin sonu da güzel. Aysfark kusurunu derülte ettiğinde ne kazanıyorsun, ne elde ediyorsun? O sonuç cümleyi okuyalım. Oku. Yüzdatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Bak ha acayip. Yani gördüğü vakit ne olur? O kazandığı da bu son cümle. Son cümle ha. Aysfark kusurunu. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Vücudu o, nihayetsiz bir vücut. Neyle kazanır? Aysfark kusurunu. Ve bütün mevcudatı. Bak mevcut diyor bu varlığa. Varlığa vücut demiyor. Çıktırmadan. Bak, bütün mevcudatı nihayetsiz vücudu. Allah'a vücut diyor, mahlukata mevcut diyor. Allah'lı olduğunu bilince o zaman vücut. O zaman vücut olur. Yoksa mevcuttur. Yani sen meleği de sahiplenemiyorsun. Evet. Var, bende gözüküyor ama onunla var. Çok tuhaf değil mi? Öyle okuduğun zaman ne oluyor görüyor musun doktor? Gir girebildiğin kadar içeri. Peki doktor ha? Bak iki doktor sende. Şimdi bu nasıl bir kitap şimdi? Doyulur mu şimdi buna? Bak Reses-i Risale'si ne buldum yeni? Ustad korku yani toplumsal ismi haf aslında. Hafı aktif etmiyor. Vesveseden kurtulmanı. Namaz kıldırmak için, Allah'a ibadet etmek için, kul olmak için, günahtan korkmak için, uzaklaşmak için usta, hafı, korku sistemini kullanmıyor. Ümidi kullanıyor. Abi ümide şefkat diyebilir miyiz? Vallahi onu bilmiyor. Çünkü bu haf değil mi abi? Ümit inkişaf ettirir, haf inkişaf ettirmez demiştiniz daha önce. Çok korku, evet. Yani haf ve korku inkişaf ettirmez. Ettirmez. O anda kurtarır seni. Ha, ama ümit inkişaf ettirir. Evet, mesela la hareci fiddin, eddini yusrun ve vesvese risalesi. Ne acayip olursun falan. Yok. Hep mesela ümit verdiniz. Mesela şeytanı anlatıyorum, cenazede. Cenazede ne işi var cenaze evinde? O benim hapınlar, ezan da okuyorum ya, yaydım size. Cenaze evindeyim, tamam. Cenaze evinde işte şöyle yalakalık yapacaksın. Lan yok işte, adam namaz kılmamış yani. Lan ne şey yapacaksın, şöyleydi, böyleydi, bana bu iyilik yaptı. Lan hepsi hikaye, kâbe yapsan ne olur, namaz yok.
Şimdi ne yaptım? Öteki tarafta kadınlar dinliyor. Koydum cihazı. Ne lazım bunlara? Korkutsam biraz kapıdan çıktıktan sonra AKP'm onu biz de öleceğiz. En fazla bir gece. Ve sesi hepimiz de var dedim. Namazda, gusulde. Ya imansızlığım canım çıkacak. Öleceğim. Aha şey hepsi acayip. Dinsizi de, dindarı da, kadını da, erkeği de, zındığı da benim, herkes de bu var. Kafir ayrı vesvese veriyor şeytan, Müslüman ayrı uyur. Psikoloji ya, anlıyor musun? Şu aynayı bilsen, şu siliyorum, şuna şunu koyuyorum. Ayna. Bu aynadaki sen misin, karşı mıdır? Karşıyı gösteriyor, yok, bu budur. Bunu usta şeyde kullanıyor. Akan nehirde diyor, oradan çıkarttım. Akan nehirde güneş gözüküyor mu? Güneş zatî ise suyun her tarafı parlak olur. Ama bazı yer parlıyor, bazı yer parlamıyor, karanlığa gelince ha demek ki sudaki parlaklık zatî değil. Daimi bir güneşi gösteriyor. Karanlık, okay, karanlık, aydınlandı, karanlık. Yani demek ki buraya güneş vurmuş, buraya vurmamış. Nehir. Değil mi? Irmaktan gelmiş. O zaman deriz ki, bu aydınlık saati değil. Yani mutluluk da öyle, huzur da öyle, zatımızdan değil, vuruyor. Hasan abi, aynanın dünü bugünü de yok. Ne istersen o anda sana onu gösteriyor. Harika. Zaman yani bu ayna, o nehirde. Zaten zaman ayna diyor. He, birini ayna diyor abi, zaten birini de söylemiştiniz. Mekan, biri de zaman. Evet, şu mekan, şu zaman. Şu zaman bu mekan. Yani istikbalden mesela korku yapıyor. Tahayyül mekansız düşünemezsiniz. Tahayyülü düşün mekansız olamaz. Mekan. Şimdi bir daha toparlıyorum. Bir insan aynası var. Serbest bölge. Aynası var. Eğer bu ayna kabul edilirse hariç otomatik var olur. Yok, ayna değil. Bizatihi kendisi müstakil kabul edilirse orada var olanlar benim. Bu işte cinayet bitti. Senin işin bitti. Bu dünyada mutlu yaşa. Artık sen burada huzurun yoktur artık. Ha, bu burada bir ayna var. Ayna var. Serbest bölge. Şeytan. Kafir cinler. Erva habiseler, televizyon ve müzikler, kötülükler, mevadi şerire, yani bulunduğunuz mekan, pislik. Sen gübrenin içindesin, of be, kendimi mutlu hissediyorum ya, İsparta'nın gül bahçesi gibi öyle ferahlık böyle. Allah Resulü diyor ki bana üç şey sevdirdi. Birisi kalbi sani ile tabir edilen kadın kalbi, üç. Üçüncü sırada. Birinci sırada gözümün nuru namaz. İkisini birleştiren koku. Koku kendisi değildir. Koku simgedir, içeriği. İkisini bağlayan. Ha? Niçin söyledim? Mevadi şerire. Şerir madde. Peki öteki tarafta Allah, vahiy, meleklerin ilham, ervah aliyeler. Dersler dinliyorsun, Kur'an dinliyorsun, sohbet dinliyorsun. Allah Resulü tabiriyle ya Ebu Bekir, konuş da rahatlayalım. Bunlar ervah aliyeler. Çünkü kelam kişiyi kendisidir. Sonra bulunduğun bir mekan, camide oturuyorsun. Osmanlı binasında, Osmanlı camisinde oturuyorsun. Cumhuriyet döneminde yapılan cuma oturuyorsun. Mevadi aliyeler. Yani âli mekanlar, sufli mekanlar. İnsan üzerine bu aynaya yansıyor. Kim yansıyor? Hemen alacağım. Osmanlı'da niye rahat hissediyoruz? O duvar, duvarda timsali suretleri var. Timsali misalleri var. Ecdadın, o taşı koyanlar. Şimdi bu ayna abi sıfat aslında. Şöyle diyor. Ben hem lemalarda söyleyeyim soruna. Diyor ki, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmeğe sürer, vücud ilimden vücudu hariciye verir. Diyor ki bu mevcudat ayna mıdır? Aynadır. Ne gözüküyor? Esma. Peki ayna nedir? Sıfattır. O zaman burası sıfat, sen bu aynada esmaları, ister Rahman'ı göster, ister Arş'ın bütün evet, esmaları sıfat göster. Şimdi burada niçin fazla durduk, oraya geleceğiz. Burası aynadır, aynadır. Ve ayna olması seni gırdaplardan söker. Burada gözükenler senin onayladıkların senin olacak, onaylamadıkların neyli çekip hiç. Abi aynaya sahip çıkan beşer oluyor, aynadakine sahip çıkan insan oluyor gibi sanki. Aferin. En güzel bir lafını da bugün ettin. Harika etti, evet. Yani beşer şerlerle dolu,
insan olmak kolay değil. Peygamberlerin bir vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Onun için bab-ı insaniyet ismi hakkı, hakkın cilvesi, o bab-ı insaniyet, bab kapı, insaniyet kapısından insan gelecek nasibi varsa. Çünkü her surette insan değil, çünkü insi şeytan diyor. Evet, şey soralım mı? Bana oraya gelin. Ha, oraya gelin. Oraya gelin. Taklidi itikat sorayım mı? Ha, sor sor. Yani o konudan gideyim diye biraz da. Ne diyeceğim şuraya? Şey kilitlemiş misiniz? Kilitlemiş olmayacak. Yok. Hasan abi. Sen sor, ben soru sorayım. Bir, ha. Onu da buradan şunu söylemek istiyorum da. Ha. Bu şimdi bizden başka birileri de bu derslere bakıyor. Yani biz anlıyoruz ama şurada Allah Celle Celaluhu'nun kelimesini ben sanki orada yapmayalım diyor. Çünkü sanki karşılığında şeytan var gibi görünüyor. Öyle anlarlar. Yani orada şeytan da Allah'ındır da. Ha, şimdi yani şu. Orada Allah'sın. Müslüman şey yok, yok bak şimdi. Ama Allah bir... Aynı soru Risale'de var. Yani 13. Ramada diyor ki Allah Kur'an'ında diyor. Şeytanlardan şu kadar bahsediyor. Bağırıp çağırıyor diye. Tamam mı? Bizim tabiyle. Sanki rakibiymiş gibi gösteriyor. Hayır. Tahribatı büyük olarak gösteriyor. Allah'ın rakibi değil. Rakibi. Evet. Yani esmada, esma seviyesinde bir rekabet şey var. Rububiyette. Desek yanlış olur mu? Şöyle. Sana olmaz mı? Şöyle bak. Esma'da, rububiyette bir rekabet burada var. Alim-i Şahadet'te şeytan, iblis, hennas, tessas var. Arka tarafta azaziyettir. Mudil esmasıdır. Celali bir esma. Diğer esmaların içine girerek meratiplendirmesini celali ve cemali esmalardan çarpışarak birbirinin içine girerek kristal gibi. Güneş tektir, giriyor. Kristalde yedi küsur renk çıkıyor. Bunun adı kemaldir. Celal, cemal birbirine mukabil olursa kemal oluyor. Aslında mudil esmasının tecellisidir kendisi, donmuş halidir. Burada şeytan dermiş. Orada öyle bir şey yok. Sistem yazılım ya. Yazılım. Yazılım. Antivirüs. Evet. Yani şimdi burada şey, bu tahil tasavvuf çarpışıyor ya abi. Nur ve yani zulmet mesela ikisi birdir. Bu niçin böyle yapıldı? İmam Rabbani de değiniyor ya abi buna. Bu da ayna daha güzel göstersin diye yaptı Allah bunu. Daha güzel gözüksün diye. Bu ikisini birlikte koydu aslında Cenab-ı Allah. Zulmetle bir nuru. De söyle, bir de bu söyle. Aynada hep hepsi var ya abi, zıtlar. Niye yapılmış? İmam Rabbani değiniyor abi buna. Niye yapılmıştı bu? Ayna daha güzel göstersin diye. Daha yani kesif olsun, toprak, aynaya çevirmek için toprak kullanılıyor ya baktın, sır. Daha güzel şey olsun diye. Ondan sonra işte ruh diyor, şeye aşık oldu bu bedene diyor, zulmete. Hatırladıysan. Evet evet, aynen. Çünkü mesela hava aynasını söylüyor, su aynasını söylüyor. Toprak aynası, en zulmet. Zahire bakarsan en cami, en iyi Allah'ı gösteren nedir? Nurdur, havadır, sudur. Hiç kimsenin hatırına toprak gelmez. Oysa en iyi tanımlayan esmayı topraktır. Değil mi? Toprak aynası. İnsanı en canlı yapması için şeytan denilen bir sistemin aktifliği gereği. Mudil esması var. Onun için kimse duymasın başta şeytan. Öyle bir iyilik yapmış ki insanları, insan olmasına sebep o. Şeytan. Aktif yapıyor. Evet. İnsanı insan yapmasına. Melek cinsine bir şey olacak. Rabbimizi daha iyi tanımamıza vesile oluştu. Yani. Vesvese de abi. Zaten ne diyor? Şeytanın vesvesi şey. Şimdi oldu mu abi? Tabii. Ha, yani şu oldu. Bahisi. Evet. Ha. Şimdi şeytan tahariye tahariye teyakkuza ciddiyete bakar mısın? Beş tane. Bundan daha iyilik ne oldu? Tahari, teyakkuz, ciddiyet, uyanıklık, lakaytlı atar. Harika doktor. Lakaytlı atar. Bundan daha harika bir iyilik olur. Ya bu derslerle lakaytlı mı atıyoruz değil mi? Becerebilirsek. Ben de fazla iyilik yapıyor sana Ali, şeytan. Abi gayrı nazarıyla bakmak var ya. Evet. Allah canlılığında ne kadar bakabiliriz?
o ayrı bir mesele de, şeytan da bu taraftan gayrim nazarıyla bakmaya vesile olup, onu terk etmeye vesile oluyor. Evet. Buna zengin oluyor. Bir ara böyle bir hastalığa düşer olmuştum yani. Zor kurtardım da. Böyle bakardım öyle. Böyle Allah makam, şey, Allah canibinden kudretin azametini 166, 168 işaret edildi ya. Allah canibinden kudretin azamet altından bakarsan. Allah canibinden bakıyordum. Tövbe tövbe, bir ara böyle acayip oldum. Zevk alıyorum. Allah benim zevkimden zevk alıyor. Ondan sonra lezzet alıyorum. Lezzetinden lezzet. Allah'ın lezzetini hissetmeye başlıyordum. Böyle sürekli öyle zannediyordum tabii. Acayip oluyordum yani. Artık hiçbir şey kızamıyorum. Her şey acayip oluyor. Allah müsaade etmiş bunlar. Kafirler falan o zaman normal oluyor değil mi? Normalleşiyor bu sefer. Düşman olamadım hiç yani. Bu sefer tehlikeli bir şey. Baktım Allah müsaade böyle. Allah bakıyor. Çünkü kafirleri Allah ortaya çıkaran bir sistem olarak gördüm. Bir şey sorabilir miyim sen de? Özür dilerim. Gördün mü ya? Estağfurullah. Koptum da birden farkında değilim. Şimdi Hasan... Daha girmedik ha bunlar şey. Evet gireceğiz. Ben tamam. Soracağım bir şey. Şimdi taklidi itikat, tahkiki itikat, işte onunki taklidi, bununki tahkiki falan filan demek yerine hepsini de bende idi diye düşünürsek Hasan abi, bu dışarıdan gelen darbeler bendeki taklidiliği yok ediyor aslında. Yani bana zulmet olarak, bana eziyet olarak, bana musibet olarak, bana sıkıntı olarak toprağa ateş verdikçe içindeki altının değerinin artması gibi benim itikadımı tahkik yapıyor. Tahkik yapıyor. Yani dolayısıyla yükselmesine, tahkik olmasına bir şey yapmıyorsun. Oradaki posalar, koflar ayrılıyor. Ayrılıyor. Otomatik harika çıkıyor. Mesela hastalık musibet de böyledir. Terakki ettirir. Sebap mı yaptın? Yok. Günahını siliyor. Tak diye sebabın zirve yapıyor. Aynen. Bütünlük için hiç sebabın değeri yoktu. Ama o bütünlük içine pislik, çof, kof, çoruklar gitti mi şey çıkıyor. Osman şey. Ha bu şimdi taklidi itikat var, tahkiki itikat var. Bir de bizim taklidi imanımız var, bir de tahkiki var. He. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunları nasıl düşünmek lazım? Yani şimdi taklidi, tahkiki itikatta ayırdık. İmanda nasıl yapacağız? Biz hep zannediyorduk ki, yani ben zannediyordum. Taklidi iman itikattır aslında. Benim yani böyle kendi kafamda kurduğum oydu. Şimdi biraz değişti. Değildir yani şu ayrıma göre. Şimdi hani hatırlarsın vahiy itikadımızı oluşturuyor. Vahiye tabi olunca tahkiki oluyor. Şimdi bu istikametli bir itikad imanımızı inşa ediyor. Ameller yani vicdani, irade, his, zihin, latife rabbani ve latife insaniyeler yükseldikçe imanın kalitesi yükseliyor. Neyle? Terklerle, tecevütlerle. Terklerle itikadımız güçleniyor. Tecevütlerle imanımız güçleniyor. Peki iman yükseldikçe bedel ödüyor o da. İtikadın kalitesini yükseltiyor. Onun kalitesini bu oluyor tahkik yok. O zaman şeyde, hani yapmıştık ya şeyde. Evet. Biraz öyle bir düşündüm. İlk şeyde hani vahiy geldi itikadı. İtikadı oluşturdu. Bu ilk oluşan itikat tahkiki itikat ama imanı ilk verdiği netice aslında daha şey taklidi bir iman. Taklidi ama iman. Çünkü vahiy duyduğunu kabul etti. Ve ibadetlerle, amelle değil mi? Bir tecerrüt diyorsunuz bazen de ibadetlerle demiştik. Evet. İbadetlerle evet, demiştik. Evet. Aynı mıdır ikisi bilmiyorum veya farklı manada mı? Yok tecerrüt ve ibadetlerle. Tecerrüt. Yani onu demiştiniz. O olduktan sonra aslında iman ziyalaşıyor. Evet. Dimağı nur ziyalandı. Yani imanın nuru oluşuyor dimağda. Bir öncesinde daha imanın tam nuru oluşmamıştı. Evet. Ziya tekrar ikinci şeye döndüğünde dimağ artık yani o da kalitesinin çapını artırdı. Evet. Ki orada hani ben bir şekil yapmıştım. Marifetullah'a geçmiş oluyor. Ondan sonra artık dimağ ilk itikat gibi değilken ikinciye geçtiğinde tahkiki oluyor sanki o zaman. Evet. Mesela bak şöyle diyor. O da onu tahkiki imana götürüyor. Şöyle mi yani, yapıyor? Şöyle bir şöyle senin söylediğini ben bir şurada yapayım. Ve yani şey olmasın arkadaşlar görsün. Bakın ya bir önerme. Hasan abi biz çıkıyoruz. Evet. Tamam. Tamam. Aleykümselam. Şimdi bak,
Bunu şey yap. Bunu şöyle yapayım. Şimdi biraz önceki resim herhalde oydu. Geçen hafta şey önceki. Osman seni birini yapıyor. İmam. Şimdi vahiy geldi. Tamam. İtikadımızı oluşturdu. İtikad da şimdi buna ilk oluşana taklidi mi diyelim? Yani bu tahkiki, ha tahkiki. Tahkiki bu. Tahkiki, çünkü tamam. Yoksa batıl olur. Olmaz. Vahiy yaptı. Tamam. Aynı teslim olduk. Ha. Ama şey nurlu o kadar değil. Kendi sistem oturdu. Şimdi burayı imanın imanı oluşturdu. İman tecerrütlerle o zaman o ilk oluşan o iman taklidi mi diyelim buna? Taklidi imandır daha. Ha, o zaman ilk bu, bu tahkiki bu taklidi daha. Daha taklidi. İlk dönemde buna taklidi. Evet. Bu iman taklidi. Tamam. İlk. Taklidi. Çünkü öyle taklidi vahiy kabul etmeyle tahkiki olmaz. İman olmaz. Evet. Çünkü senelerce uğraşıyor adam. Taklidi. Tamam. Şimdi iman tecerrütlerle tecerrütlerle ibadetlerle aynı zamanda bu da terklerle, marifetlerle, marifet ve tefekkürlerle. Lerle. Şimdi taklidi iman oldu mu Osman? Tamam. Tecerrüt ve ibadetlerle çapı büyüdü. Evet. Kalitesi de büyüdü. Bu adam döndü. İtikadı yapılandırdı. Burada artık imanın ziyası oldu. He, burada ilk önce nuru vardı. Aha. İmanın nuruydu. Aha, bu imanın nuruydu. Bu imanın nuru imanın şöyle. Ziyası oldu. İmanın nuru. Şimdi ne oldu? Ziya. Yok, şöyle diyeyim abi. İlk önce iman ziyaydı. Bizim ilk şeyde de makese iman. Buradaki ziya daha yukarıya yukarıya doğru koyacağız. Evet, ama yukarıya yapmadım ki ama karıştırmasın. Buraya ziyadır zaten. Ziya. Buraya ziya ziya. İşte şeyden sonra ziya oldu. Öyle ayırsanız abi. İkinci ama aşamada ziya oldu gibi geliyor. İlk aşamada ziya olmuyor. Yani bunu yaptım ya. O zaman ben yazmayayım. Karıştırmayayım bunu. Sonra yapayım. Şu ikinci çizginiz var ya abi. Şu şu şu. Siyah siyah. Şuraya. Oraya yazın. Ha, orada taklidi değil. Değil mi? Yani evet. Burası nur. Şimdi o vardığı okulun oraya da nur yapın artık. Şu şu da bu. Siyahın olduğu yere. Şuraya. Siyah ikinci aşamada oluştu yani. Şuraya diyorsun. İmanın nuru oldu. İmanın nurunu oraya vurdu artık. Yani döndü onu besledi. Kalite tamam. Çapını yükseltti. Şimdi daha vahiy tahkiki itikadı oluşturdu. İmanı taklidi yaptı. Tecellüt ve ibadetlerle kalitesi ve çapı yükselince bu ziyaya. Ondan sonra geldi bedel ödemek için, adet iyilik için itikadını nurlandırdı. Bu ne oldu? Bu da İtikadın şeyi olarak, mesela vahiy gelir, adam gene itikadı da bozuluyor. Hatırlarsın ben gönderdi şöyleydi, hemen biraz sağlam. Gel baksana, gel sonra. O aşağıda abi, şimdi imanı taklidi dediğimiz kısım, ilk şeydeki 20. mektuptaki imanı billah oldu. Ha, imanı billah. Terk ibadetlerle yazalım, dur. İmanı o tahkiki o benim sadece imanda var. İtikatta yok ya. Ama taklidi yok. Taklidi itikat diyor. Evet. Ama orada şey var. Taklidi itikatlar sarsılmış diyor. İtikadın istinat kalaları diyor orada. Taklidi olan itikadın istinat kalaları. Taklidi itikadın kalaları var.
Kalalar ayrı. İtikadın istinat kalaları var. O zaman sen bunu hiç koş yapma da şunu ben bitireyim. O biraz şey abi orada. Yani tatlı itikat yok. Bak bir şey yapıyoruz. Yok. Bitti yani bu var yani. Ya olur mu? Sari ifade var. Sen onu çok zorlayarak ayırırsın yani. O taklidi olan kala diyorsun sen. İstinat kalaları taklidi. Tamam işte istinat kalaları taklidi. Hayır hayır. Bakayım canım çok zorlayacağım. Bak şimdi ben gene şey yapayım kaçtım. Şimdi burası aynı ama oraya sonra geleceğiz. Baktım ki otursun. Daha itikadın taklidisi yasır, de var. Yasır'ın çıkıyor şu anda. Bakacağız. Bakalım. Bu yani. Serbest bölge mi? Tamam. Buraya geldik. Şimdi diyor ki itikadın kalaları. İtikadın kalaları varmış. Bir sürü sayılı şairdir. İstinat kalaları. Evet. O sarsılmış. Evet. Bizden uzaklaşmış. Manadan uzaklaşmış. Vahiden. Ve vahiyi perdelemiş. Ne olmuş? Bu sefer bu Risale-i Nur'da veya bu tür iman, itikadı güçlendirici şeyler zamanın emniyetinde, zaman emniyeti. Bir de bu asrın şeriat-ı Muhammediye ve bu şeriat yanlış yazdık. İşte o itikan olacak. Şeriat değil ikisi de. Bir tanesi niye söylemiyorsunuz? Güzel. Ne şeriattır tezgi orada oluştu. Orada kaldı. Şairi. Şuraya şimdi anladım gördüm ben. Şairi. Şairi. Şair. Başka nerede geçiyor? Tamam. Şimdi zaman çok ahir zaman. Bu şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam şeriatı ve şair-i Ahmediye ettiği tahribatta bunlar ettiği ne oluyor? Hep itikada yükleniyor. İtikadımıza darbe vuruyor. Yani biz uzaklaştık, perdelenmiş, sarsılmış. Sebebi zamanın emniyetinden, zamanın emniyeti var. İki, şeriat ve şair-i Ahmediye, Muhammediye'den ettiği tahribat var. Sonra bu hem burada bunu... Burada şeriat-ı Muhammediye deyince aslında şeriatın şeriatını kastediyor o zaman. Yani şeriat-ı Ahmediye değil aslında. Değil, bu değil yani. Şeriat-ı Muhammediye. Evet. Şeriatı etkiliyor. Evet, fıtrat yani. Fıtrat manası. Fıtrat evet. Değil mi? Evet, fıtrat. Bu da... Onun örf adet ve ananeleri, İslami sünnet-i seniye. Yani sünnet-i seniye. Yani gördüğün zaman seni tevarüsel. Şair ne demektir? Geçmişi geleceğe taşıyan objeler, simgeler, şeyler, şekiller, minare, tesettür, sarık, mezar taşları. Tamam mı? Şair. Bu ettiği tahribatta ne olmuş? Hem de bu ahir zamanın fitnesi eski zamandan beri bütün ümmet istiaz etmesi cihetinden hem o fitnelerin sabretinden durmuyor, ucum ediyor. Evet bu asrın dehşetinden bunlardan dolayı taklidi olan anne babadan gelen tevarüsün gelen itikat istinat kallaları anne babadan gelen taklidi bir iman var. Taklidi iman den bir de tahkik iman var. Bu sefer sarsılmış olduğundan şeyde abi, Kastamonu 55'te avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perde-i ulviyi yırtıyor. Evet. Hayat-ı imani yaşadığı anane ile gelen siyat-ı mütevarisi yandırıyor. Burayı okumuştuk. Evet okuduk onu. Yani taklidi olan itikat var Kastamonu 55. Var. Avamın çünkü hepsinin şeyi var. Şimdi demek taklidi itikat var, tahkiki itikat var. Ha şu, taklidi itikat yukarıda sayılan sebeplerle sarsılıyor. Neyle? Taklidi, itikat itikattır taklidi. O da tamam, kurtarıyor. Taklidi ya, içi dolmamış ama annem böyle gördü, tamam yapıyorsun. Babam böyle dedi. Biz niye Müslümansın? Demeyelim ya biz Müslümandık ama Müslümanca yaşıyor, kurtarıyor. Ama o taklidi iman çok tehlikede, sentede, kendisi daha değil. Çünkü sarsılabiliyor, itikadı bozuluyor. Üç tane, tahkiki, taklidi, bozuk.
Bozma. Üç tane. Bak onu da yazayım. Tahkiki, itikat, taklidi, itikat. Ayırma yok abi, direkt iyi yok değil mi? İyi yatak yap o zaman. Heh, o kadar. Tamam. Bir de batıl. Batıl. Yani mesela küfre itikat etmiş. İtikat. Şimdi bu niye sarsılmış diye şey yapmış? Taklidi iman yanlış bir itikat değil. Güçsüz yani kurumuş yaprak gibi hemen darmadağın olur. Peki onu tutan neydi? Bunlardı. Bunlar gidince taklidi batıla dönüşüyor. Taklidi ikinciyken üçe düşüyor. Yani artık dost ne, peki eylemde nasıl gözüküyor? Merak ettim külliyatta. Taklidi iken tarafgirliği vardı. Dostu düşmanı belliydi. Ama bu tarafgirliği var da yani geçmişten gelen bir tarafgirliği. Anası tabii, babası düşman diyken. O ama yetiyordu. Hmm. Mesela fakat sonra bu taklidi ana babasının gösterdiği İslamiyet'i. Bu oğlum kafirdir. Bu Allah dostudur. Ama günahtır. Çocuk öyle değil mi? Evet. Yani bu günahtır ama bilmiyor ama kılıyor. Ha, sonra bu sarsılınca ne demektir? Dostu düşmanı birbirine girdi. Yani Allah düşmanına dost oldu. Mesela Allah fazla eyleme bakmıyor bu noktada. Allah'ın en çok dikkat ettiği, elimize dikkat ederse Kur'an'da da tarafkir. Mesela bak, tarafkirliktir der. İman ve İslamiyet'i tarafkirliktir. Teslim enkıyattır. Bak İslamiyet, Hakk'a tarafkirlik, teslim enkıyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdik. Bir hadis-i şerif söylüyordunuz abi İsa Aleyhisselam'la ilgili. Evet. Seni azar ederim. Sema ve yerdekilerin diyor. Ettiği ibadet kadar ibadet etsen. Çekinlikleri kadar çekilsen vesaire. Ama sen benim dostuma, düşmanıma dost olursan şanıma yemin ederim ki sana azap eder. İsa Aleyhisselam uygun as peygamber. Tamam. Bu sefer amellerimizin ruhu ihlastır. İhlasın da şeyi el-hubbu fillah vel-buzu fillah'tır. Çünkü vela terkenu illellezine zelemu fetemessekumunlar. Mesela bununla ait bir tane de şey var. Diyor ki yeis ancak Allah'tan ümidini ancak kafirler keser. Ama ancak kafirler, haram işler demiyor. Müslüman da günah işleyebilir. Müslümanı tanımlarken Kur'an günah işlemez demiyor. Müslüman yeis olmaz. O da nere? Allah'ın dediğinin zıttına taraftan oluyor. Mesela şöyle. El sari amelle tarafkirli anlatayım. Feveylül lil musalli. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Namazı doğru. Namazın şekline yazıklar olsun demiyor. Namazı surat gibi suratına, namaz gibi paçavra gibi suratına atılacak. Niye? Bak feveylül lil musalli. Namaz kılanlara. Hadis-i şerifte de kişinin namazı sizi aldatmasın. Ne var daha büyük bir şey? Namaz evlendir ki. Namaz İslamiyet'in 10. senesinde farz oldu. Miraç'ta farz oldu. Ondan önce ne vardı? Allah'ın dostu, Allah'ın düşmanı vardı. 10 sene bunu işledi. Allah'ın dostu. Eşin adam gidiyor Deccal'a. Süfyan'a taraftar oluyor. Ne oluyor? Habitet amar bu. Sayı çarpı sıfır. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Hiçbir şey anlamı kalmadı. Yeter ki kafire taraftar olmasaydın der. Hani namazın da olmasaydı. Onun sonu muhabbeti aşağı bir şey abi ya. Yani namazı 5 vakit namaz kılıyor Süfyan'la beraber. Namaz kılmıyor Süfyan'a düşman. Namazı yok ama kendini severim. Ama Allah'ın dostuna dost, düşman olduysa İslamiyet'in içindedir. Eğer bunun tersi olsa İslamiyet'in dışına çıkıyor. Hasan abi 10 sene okulda muhabbeti aşılanırken anne baba eğer buna bu çocuk ona muhabbet edecek. Evet. Evet. Fakat söylemediyse boş ver anne babayı. Bari
sen korkuyorsun, çekiniyorsun, denilir mi, denilmez mi? Başka bir mesele. Allah diyor Kur'an'ında. Buna karşı her türlü şeyle karşı çıkana, adama karşı çıkıyoruz. Onun hakiki yüzünü ortaya çıkarana, dengesiz, muvazenesiz, hain, proje, utanmadan bunu diyorlar. Benim için dediler. Bu projedir. Bir de ne dedi biliyor musun? FETÖ yazdı, Hasan oynadı. Bunu diyen sıradan adam değil ha. En tepe, son adam diyor bunu. FETÖ yazdı, Hasan Akar oynadı. Onun için haindir ve projedir bu diyor. Bu dersleri yapanlara Risale'nin haini diyor. Onu diyenlere abi ben de şöyle diyorum. Hasan, hiçbir şey deme. Sen yok, yok, sadece şöyle diyorum. Hasan Akar, Gafur Bakar. Abi bir ara verecek mi acaba? Tamam. Çok önemli. Senden beklenmeyecek bir şey oldu ya. Rüzgarından gitmen lazım. Vallahi billahi. Enfak. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. O silinmiş dima kaçtı? 52 mi? Ha. Dima 52, itikat kaç? 15. Onu iş yapar mısın? 52, dima, itikat 15. dersin. Birinci faslını bitirdik. İkinci bölüm. Osman bunu takdim etsin hocam. Ondan sonra şey yazmamışsın üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra bunu takdim etsin. Bugünkü dersi itikat dersin. Kapatalım. Demek ki yeşille kırmızı artık ve mavide hükmünü bitirdi. Torbada var kalemiz. Var mı abi? Var. Olması lazım. Bir kontrol edelim de bir şey evet. Haftaya inşallah. Evet, haftaya yoksa. Şimdi anlatsın bize bunu. O hani kaçıncı dersi bilmiyorum da dimağla vicdan arasındaki itikadın itikat ne yapıyordu? İmanı netice veriyordu. İman da dönüp itikadın kalitesini ve çapını artırıyordu. O derste onun üzerine bu şey gelişmişti. Rahman ve Rahim isimlerini de eklemiştik. Öyle bir Bismillahirrahmanirrahim insanda cereyan ediyor şeklinde bir şeyimiz vardı, şeklimiz vardı. Onu biraz daha ben hani ilerletip de şeklini yapalım, siteye atalım diye uğraştım. O arada bazı işte akla gelen şeyler oldu. Biraz daha tekamül etmesi, Hasan abiyle de biraz konuştuk. Şöyle bir şekle geldi. Biraz ama eksikleri de olabilir, konuşalım. Şimdi burada ne demiştik? Vahiy, Allah'tan hidayet şeklinde dimağa geldi. Ve ilk şeyde itikadı oluşturuyor dimağda. Bunu biliyoruz. İtikatta neyi netice verdi? Kalbimizle ve vicdanımızla imanı netice verdi. Burada bizim yaptığımız dersteki şekilde dimağ ve kalp diye ayırmıştık. Yani kalbi bütün olarak konuşmuştuk o zaman derste. Onu vicdanın dört mertebesine de uygulayalım. Oralardan da geçerek o oluşsun şeklinde bir düşünce oldu. Çünkü ikisi şeydir, kalptir. Tabii zaten bütünlüğü kalptir. Zaten hani bildiğimiz şey. İmanın yeri de vicdanda zaten. O da sayımızda geçiyor. Şimdi itikattan sonra itikat bu doğru itikat neyi netice veriyordu? İmanı netice veriyordu. İmanı nerede netice veriyor? İradede netice veriyor. Zaten Allah irade de zaten bize ait değil. Biz de ihtiyarımızı kullanıyoruz. İrade de burada imanı billahın netice vermesi burada şey olarak uygun düşüyor. Öyle gözüküyor. Ve şimdi az önce derste ne demiştik? Burası taklidi bir iman aslında ilk aşaması. Buradan sonra iradeden sonra ikinci aşamaya tecerrüt ve ibadetlerle eğer bu imanımız zihin mertebesine çıkarsa marifetullah edebilecek bir yapıya geliyor. Bu marifetullah yapacak yapı zihin bu sefer dönüyor bu iman kalite ve çapını diman yükseltiyor. Çünkü buradaki iman dönüp itikadı netice veriyor da biz onu söylemiştik. Bunu biraz detaylandırmış olduk. Zihinde marifetullah'a geçmiş oluyoruz. Bu da ne yapıyor? Dimağı marifetullah yapabilir hale getiriyor. Dimağ marifetullah'la tekvini ayetleri aldığı kelam ayetleriyle birleştirerek ne yaptı? Bu marifetullah yaptı. Marifetullah yapan bir dimağ da döndü vicdanı hisse marifetullah. Bu arada itikadın çapı mı genişliyor? Tabii itikad mı genişliyor, dönüşüyor? İtikad şuradaki itikattan artık buradaki itikat
burada marifetullah tam yapamıyordu. Yani marifetullah mertebesine erişmemişti. Ama artık burada marifetullah yapabilir bir hale geldi bu dima. Bu marifetullah yapan dima, tekvini ayetlerle, kelamla bu marifetullah yapan dima döndü artık şeyde hisse taşıdı, muhabbetullah oldu. Bu muhabbetullah'ta da terakki ettikçe Latife-i Rabbaniyesi artık müşahedetullah'a eneye götürüyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim, biz B harfi buydu. Bismillahirrahmanirrahim döngüsüyle B'nin noktası. B'nin noktası da ene artık yani dima ve kalpte bu döngüyü yapan artık kendini dima da ene de ne yaptı? Müşahedetullah'a geçti. Lezzet-i Ruhaniye'ye geçti. Bu mertebeler nerede var? 20. mektupta iman-ı billah, muhabbetullah, marifetullah, lezzet-i ruhaniye diyordu ya. Hani olmadı uyuyor. Bu şekilde. Şimdi ben de şey yapayım, tamam, kontrolası edeyim, kapatalım, özetleyeyim. Hı-hı. Şimdi burası dima ve vicdan. İkisi cemi, bir ayak, bir ayak. Vicdan, dima, kalp. Şimdi döngü devamlı var. Devamlı. Dima, vicdan, dima, vicdan, vicdandan dima. Böyle böyle dönüyor. İkisinin hepsini cemi. Şimdi buradaki dersimiz Besmele'nin Bismillah, Allah, Vahiy, Rahman, Rahim, dima, kafir mümin fark etmeden çalışıyor, dima çalışıyor. Rahman'ın şey, eseri olarak. Rahim ancak katmedilmemiş. Müslümanlar da çalışıyor. Fetret ehlinde de kısmen çalışıyor. İman etsin. Fıtri imanları. Şimdi üç tane isim. Allah, Vahiy, bizimle alakası yok. Dimağımız Rahman'la, vicdanımız Rahim'le. Şimdi bu üç döngü. Vahiy, dima, vicdan. Şimdi vahiy geldi mi? Dima. Son şeyimiz olduğu için sorarsan dima yapılandırdı. Biz itikat ettik. Bu itikat edince bu ilk döngü. Bu ilk kainat ayetlerine adı dönüyor. Yok, kainat iki vahiy geldi. Mesela sahabeye kainat ayetlerinden bilmiyor ki. Ya mesela benim çocuk bazen konuşuyoruz. Yani Allah Teala hakkında itikadını yeni yeni oluşturuyor daha. Evet. Şöyle mi, böyle mi? Yani her şeyi Allah yarattı diyorum. Allah nerede? İşte cami Allah'ın evi mi? O evde mi? Ben geçen gün görmüştüm onu gibi falan kelimeler kullanıyor. Tekvin ayetsiz düşünemez ki. Bu vahiy oluşturdu. Bir sistemden bahsediyoruz, detay inmiyoruz. Bu sefer itikadımız oldu mu abi? Bu itikad. Vahiy oluştu. Peki döndü o dima, itikadı. Vicdanı oluşturmak kalp. İlk önce vicdandan geçecek ki bu ikisi kalp. Şöyle. Cemi. Ceminden tamam mı? Şimdi itikadımızı oluşturdu mu? Şimdi bu sefer vicdanı çalıştıracak ilk. Vicdanın ilk kapısı neydi? İrade. İrade, bizdeki irade elestu bi iradikum de kullanıldı. Şu anda biz ihtiyarı kullanıyoruz. İrade vicdana ait bir sıfattı. Ona aittir. O onu aktif ediyor. Şimdi bu burada indiğini, vicdanda iman balını yapar, ballar balını. İrade aktif olmuş, onaylamış. İman-ı billah yaptı mı? İtikattan sonra iman-ı billah yaptı vicdanda. Abi Osman irade bize ait değil derken ne demek istedi? Yani biz iradeyi kullanıyoruz, irade-i ilahi. Yani iman aslında vermesi ya. Yani iman o ona işaret etmesi manasında. İrade de hani seni değil ki iman var ya mesela. Hani mesela itikadı sen oluşturuyorsun. İman sana veriliyor. İrade-i cüziyesi sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. Yani biz oluşturmuyoruz onu. Bize veriliyor. İman nurdur, kuvvet. Yani Allah'ın irade sıfatı sanki orada tecelli ediyor. Evet. Çünkü mesela sebebi o. Yani iradenin cüzisi yok.
İrade. Bir yerde geçiyordu, o da evet. O manada değil. Değil, o manada da değil. Tek bir yerde geçiyor, o manada değil. İrade ilahiyenin bizdeki cilvesi. İmanın burada oluştu, iman burada oluştu. İlk döngü bu. Bak, şuradan geliyor. Bak, geliyor. Ooo, itikat oldu mu abi? Hemen durmuyor. Geliyor. Burada imanı oluşturdu. Tamam mı? Neyle? İrade ile. İman-ı billah. Sonra ikinci otomatik olarak vicdanla şu çalışıyor. Zihin. Oraya geçerken o tecerrüt veya ibadetler kısmı aradaki kısım olabilir mi? Yani o, oradan geçiş. Çünkü lazım. İrade ile bunları yapılıyor. Çünkü iradenin içerisinde var ibadetullah. Hı. İbadetullah şeylerle... Aslında oraya ibadetullah da yazalım ki eğer tamam. İbadetullah yaparsa imanı bir daha geçen... O zaman şöyle, ibadetullah şurası. Aha. Olmazsa ibadetle şeye geçiyordu değil mi? Evet. Ben şurası ise tecerrütler var. Hmm. İkincisi zihinde. Ben ifade edip bir şey sorabilir miyim? Gel. Bir anlatma yöntemiyle gitmeye çalışacağım da. Gelmeme gerek var mı? Yok, ben bitireyim o zaman. Tamam. Anlatacaksın. Ben bunu... Ha, bununla ilgili söyleyeyim. O zaman hemen söyle bakalım orada. Hayır, şöyle. Yani çok kısa değildi o zaman, siz bitirin. Tamam. Şimdi vahiy geldi. İtikadımızı oluşturdu. Tamam. Sonra bu vicdana indi. Her şey zaten dimağda olan vicdana gidiyor zaten. Katmedilmişse geri geliyor. Vicdan kabul ederse giriyor. Vicdan kabul ettiği irade ilk kapısı bu. Çünkü vicdanın ilk kapısı neydi? Vicdan, şöyle diyeyim de, vicdan, irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Tamam mı? Şimdi ilk kapıya geldi, onayladı. İman-ı billah. İradenin zaten vazifesi ibadetullah'ın. Sonra vicdanın ikinci kapısı var. Onunca zihin. Zihin de marifetullah'ıydı. Marifet. Marifet olabilmesi için tecerrüt gerekiyor. Tecerrütsüz olmaz. Mekandan, enaniyeten. Bak 478 okuduk ya. Enaniyetek. Enaniyetek. Bir de bütün. Yok. Ha, bizzat nefsi iç olduğunu. Bak, hiç eylemi yok hiçbirisi. Enaniyeti tek. Bizzat nefsi iç olduğunu. Üç, mucidi hakikinin ayni tecesi olduğunu gördü vakit. Ne kazanıyor? Bütün mevcudatı nihayetsiz bir vücudu. Bütün mevcudatı nihayetsiz bir vücudu. Mevcudat, vücut. Şimdi bu tecerrütler oluyor. Tamam. Bu sefer bu kaliteye yükseldi mi iman, bu geliyor şeyin çapını yükseltmeye çalışıyor. Dima. Dima'daki itikadı. Geldi mi abi? Dima gelince bu ibadetullah, tecerrütlerle yani marifetullah, ibadetlerle marifetin tecerrüt oldu mu Allah Resulü tabiriyle ilham iste, yani ilim yapmadan ilim ister misiniz diyor. Nasıl olacak? Takvanızı artırın. Yani bu sefer ilhamlar yağıyor. Tamam, yağıyor. Bu sefer burada marifetullah oluşturdu. Marifetullah ballarını oluşturdu. Birinci döngü bu. Sonra bunun çapı yükseldi mi Gafur? Evet. İtikadın. Evet. Tamam, yükseldi. Sonra bu tekrar durmuyor. Çünkü vicdanı daha tamamlamadı. Niye bir daha yapıyorsun döngü? Çünkü vicdan tamamlanmadı daha. Vicdan İrade ve zihin tamamladı. İrade ve zihin. His ve latife-i rabbani tamamlanmadı. O zaman kemalini bulması lazım. İkinci döngüye geliyor. Abi çok özür dilerim. İkinci döngüye gelmeden bir şey soracağım. Tekvini ayetler ikinci döngüde mi devreye giriyor? Birinci döngüde de var ama pek yok o kadar. Çünkü vahiy geldiği zaman hiç tekvini ayetleri kimse kullanmıyor. Allah kabul ediyor, etmiyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesinin tekvini ayetleri var. Ama birinci döngüde de tekvini ayet var ya. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani insanlar Müslüman olmasına
şey olan, bilgi, ilimle olan azdır. Mucizeyle olmuşlardır. Peygamberimizi peygamber yapan, yani peygamberleri peygamber yapan ilim değildir. İlim şeytanda da var. Mucizedir. Tam mucizedir. O zaman tekvini ayetleri kullanmış, elinden su atmış, ayı ikiye bölmüş vesaire. Az tamamla çok kişi doyur. Var yani, onda da var. Birinci şeyi tamamladıktan sonra niçin ikiye gelince mukaddem sorunuz, vicdan tamamlanmamış daha. İrade ve zihin olmuş. Daha önce bu sefer kalitesi yükselmiş. Kalitesi yükselmeden vicdanın ikinci tarafı oynamıyor. Çünkü zor iş o. Sonra bunun kalitesi yükseltti mi itikadın? İtikadın. Kalitesini yükseltti. Evet, yükseldi. Sonra bu da yükselen şey, ondan sonra bir torbaya bakar mısın Fatih? Orada o dolap var hemen yanında. Ayakkabı yanında. Ayakkabı yanında. Tamam. Orada bir bu kalemlik olacak. En sağ. En sağdaki. Bak orada. Şimdi vicdana geldi. Orada olacak. Ha böyle geldi. Bu sefer vicdanın üçüncü şıkkına gel. Şu 3, şu 4. Vicdan et, tamam mı? Şimdi vicdan tamamlanmadığı için ikinci süreç var. Sonra his oldu. Histe de mabetullah. Nedir o? Niçin? İyi dikkat edin şimdi. Bu kapsadı değil mi burayı, içini? Evet. İbadet, namaz, oruç var. His de mabet olan ne demek? Olabilmesi için, Allah seni sevmesi için el hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için seveceksin, Allah için buz edeceksin. Bu kapsar bunu. Eğer Allah'ın düşmanına dost olursan bu ibadet içeride olduğu için ifna oluyor. Yok, hiçbir şey yaramıyor. Dinamitlemiş oluyor. Onu yok ediyor. Yok ediyor. Çünkü bu onu kapsar. Çünkü vicdanın üçüncü mertebesi. Anladın mı? Hı. Yani his, muhabbet tuzağı olabilmesi için el hubbu fillah ve el buzu fillah. Yani ve la terkenu ilellezine zelemu fetemessekumunna. Yani messeliye dokunsa yanarsın. Meyletme diyor. Zalime meyletme. Allah düşmanlarına dost olma. Bu, bunu ortadan kaldırıyor, bunu da ortadan kaldırıyor. Bu şeytanlık olur bu sefer. Bunu oluşturdu mu? Oluşturdu. Bunu oluşturduktan sonra üçüncüsüne geliyor. Latife-i Rabbani otomatik geliyor. Bu sefer kemalini bulunca içe dönük olmaya başladı. Yani lezzet-i ruhaniye başladı. Müşahadetullah başladı. Vicdan tamamladı mı kardeşim? Tamamladı. Aslında vicdan tamamlandı demek. Kalp ve vicdan tamamlayınca kalp tamamlandı demektir. Bütünlüğe geldi. Kalp bütüne geldi. Cem'inden kalp bütünlüğe geldi. Bütünlüğe geldi. Gelince ne olacak? Kalbi açtı şimdi. Sığmadım kainata, sığdım ruh. Ruh. Ruh ve ene. Şimdi geldi en zirvesini. Bu sistemin zaten hepsi ruhtu. Geliyor bu ene. Ben. Ben de kalitesi yükseliyor. Bu ben de biliyorsunuz sade nokta. Bu Bismillahirrahmanirrahim de benim de. İmam Ali diyor ki onun altında noktayı, benim altındaki noktayı oluşturuyor. Böylelikle Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim döngüsü anlatılmış oldu. Şeyin de açıklaması olmuş oluyor işte Hasan abi. Yani sığmadım kainata, sığdım evet. Mümin kulumun kalbine. İşte bu. Tamam. Şimdi bu vicdaniyat bu olduğu zaman daha burada ene olmadan burada ruh var. Ona girmiyoruz. Şurada.
Tabii, girmemiz lazım işte abi. İşte. Buraya girmiyoruz. Şimdi oraya girersek, bu konuştuğumuz sübut-ı sıfat. İşte ona girelim. Zat-ı sıfatlar var. Çarşamba şey. Tamam. Şuraya geliyor. Ruh. Ruh işlenirken bir. Bir dakika. Zat-ı sıfatlar. Sübut-ı sıfat işlenmiyor artık. Sübut-ı sıfat sen basak burada zaten. Abi özür dilerim. Latife-i Rabbaniye'den, eneye gelmeden arada... Şimdi bu var dediniz anlatıyorsunuz. Yani direkt buraya ene diye dedik ama kaçıştır bu. Tamam. Ama vicdanım rahat etmedi. Tamam. Buraya geldi. Direkt ene olmaz. Ne oldu? Direkt ene olmaz. Ruha geldi. Çünkü tamam. Ruh. Ruhun içinde neler var? Ha, ruhun içinde ne var diye onu şey yapayım dur. Ruhun içinde şöyle yapayım o zaman. 1, 2, 3, 4. Şey bana bak, o kalemlikten bir tane yeşil, bir tane de mavi verir misin? Yeşil. Yoksa çöpe atarım yoksa. Onlar doluyor galiba sana. Öyle mi ya? Onlar attı, müritimi var onlar. Var mı? Bak kırmızı var ama. Dur. Geri almasını bileceğim. Var mı? Aleyhisselamları yazalım abi. Evet. Aleyhisselamları yazalım diyorum. Var abi. Evet. Şu Azrail'in. Tüp mü var? Tüp var mı? Orada tüpler var içinde ama. Tüplere yani, baksana. Kırmızı varsa da sonra abi. Siz bunları kullanın şimdi. Tamam. Şimdi hangisi bu kafam gitti? Yeşil alacaktınız abi herhalde. Ha, şimdi bu. Zihayattır. Zişuurdur. Kanunu emridir. Vücudu haricidir. Tamam, bunu anladık, bunu biliyoruz. Ne? Şimdi bu olayı da karıştırmayalım. Bunları aktif eden bir vücut ilk önce kıdem beka buradan devam ediyorum. Vahdaniyet muhalefetun lil havadis kıyami nefsi bi nefsi bir de benden canlandım da tekvin bizim adımımız. Evet. Bir konuştuğumuz biraz o var, bir de vahdaniyet var. Diğerlerini pek vahdaniyet koymadın mı? Yok var. Hani konuştuğumuz biraz onlar konuşuyor. Yani konuştuklarımız onlar. Sonra yetmiyor. Siyah nerede? Şimdi bu zat-ı sıfatlar. Zat-ı sıfat. Sonra bu ilerliyor. Tamam. Şunat-ı zatiyedeki şefkat-ı mukaddesi, memnuniyet-i muhabbet-i münezzehe. Onların o zaman siz bizdeki karşılıklarını bulmanız lazım ki bizi konuşalım. Ha. Şimdi bunu nereleri yapıyor? Sonra şunat-ı zatiyeye dalımız. Ben bir şey buraya gelmek için yapıyorum. Burayı da bitti mi abim? Şunat diye yazayım. Şunat-ı zatiyenin bizdekileri uyandırdıkları karşılıkları. Bizde cihaz olarak şunatın direkt karşılığı var mı abi? Şimdi ruhu sıfata dediyseniz emeği de zat dersin. Bunun içerisinde bu. Daha nur var mana dur şimdi. Niye? Bizdeki. Bu bitti mi? Buna şey yapalım. Tamam. Bunu da bitirdikten sonra şefkat şunu oluşturuyor. Yani burayı atlamıştık. Ama simanızdan kaçış olduğunu kaçıyorsun dediniz. Ondan sonra budur. Şimdi bu yeşili burada noktalıyoruz.
Şimdi bu en iyi ruhu anlamamız için abi daha kesif olan şeyi anlamamız lazım. Peki konumuz niçin bunları anlatmadı? Detay böyle yaparsan karışır. Yani bunu sildik, tamam mı? Şöyle sildik, bak. Hiç bunları gafurun olmadığını kabul edin bu derste. Bu da yoktur demektir. Tamam mı? Şu da yoktur. Yok olmak istemiyor. Mavi kaldı. Direniyor. Gafur yoksa buraya yuvarlak diyelim. Ruh. Mesela lezzet-i ruhaniye dediği o şeydeki, o ruha temsil eder mi? Mesela ruh. Yok, o vicdandır. O vicdandır yani. Vicdandır yani. Ondan sonra ruh, ondan sonra ruhu içerisinde o. Şuunat-ı zatiyede içinde bize yapılan diyor. Ayrı bir şey değil ruhta. Sıfat-ı zatiyede ruhun içinde. Çünkü ruhun dört hassası var. Bu vicdan, yani kalp bir tarafını. Mesela kanune, vücud-ı harici, ruh neydi? Bir daha. Ziyayattır, zişurudur, kanun. Bunlar, bu saydıklarımız onun içinde karşılıkları. O ruh tersinde işlenmiş çok. Yani burası bunu yapıyor, bu da emin yapıyor. Ve her şey de bitiyor. Vahir de vahum. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'ın sizlere